kırmızı lahana yaprağını bir adet parçaladık, şişenin içine koyduk, üzerine sıcak su ilave ettik ve şimdi suya rengini bırakmasını bekliyoruz bir 5 dakika. Evet, lahana suyumuz rengini bıraktı. Şimdi her şeye eşit miktarda lahana suyu ilave ettik. Ve deneyimizi hazırladık. Malzemeleri görüyorsunuz. Lahana suyunu şimdi farklı malzemeler ilave ederek asit mi, baz mı olduğuna bakacağız. Lahana suyuna ilk olarak limon ekliyoruz. Eğer rengi kırmızı ve pembe olursa asit, yeşil ve mavimtırak olursa da baz olacak. Evet. Limon, bakın, pembemsi bir renge dönüştü. Dolayısıyla biz buna asit diyoruz. Şu an sirkemiz var sırada. Sirkeyi ilave ediyoruz. Şöyle yapayım. Evet. Sirke de gördüğünüz gibi çok hoş bir pembeye dönüştü. Yani dolayısıyla o da asit. Şimdi sodayı ilave edeceğiz 3. bardağımıza. Sodamız biraz daha eflatuna dönüştü. Ve karbonat, kabartma tozu, affedersiniz. Kabartma tozumuzu ekliyoruz. Bakın, o iyice köpürüyor. Hatta onu biraz karıştıralım. O da baz oldu. Şimdi karbonata bakalım. Bakalım o ne olacak. Bakın, turkuaz bir renk aldı. Şöyle. Karbonatta iyice turkuazlaştı. Kabartma tozunda ise böyle açık bir eflatunumuz var. İkisi de baz. Şimdi diğer bardağa deterjan koyuyorum. Biraz ekleyeyim ve de karıştıralım. Evet, o da baz. Hemen bu bardağa da su ilave edelim biraz. Su da, bakın, renk hiçbir şekilde değişmiyor. Aynı kalıyor. Su nötr. Ve son bardak. Bunun içine bir şey koymuyoruz. Sadece üfleyeceğiz. Nefesimizi üfleyeceğiz. Bunun içine üflerken bir 10 dakika üflüyoruz nefesimizi. Bakalım içine hava üflediğimizde ne renk olacak? Asit mi olacak? Baz mı olacak? Bu soruyu size bırakıyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.